Sayın Aydın İlyum Ülke Ocakları Başkanım, Sayın Aydın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın Aydın Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlarım, Sayın İlçe Ülke Ocakları Başkanlarım, çok saygıdeğer milletvekili aday adaylarım, saygıdeğer misafirler, genç bozkurtlar, Didim Ülke Ocakları'nın hazırlamış olduğu Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanım, değerli saygıdeğer belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe ocak başkanları, milletvekili aday adayları, bu salonu şereflendiren kutlu davamızın mensupları, büyüklerimiz, genç bozkurtlar, annelerimiz, bacılarımız, asenalar, hepiniz Didim Ülke Ocakları'nın düzenlemiş olduğu Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce bizleri burada toplayan, toplanma imkanı sağlayan, gönüllerimize birlik ve beraberlik ruhunu düşüren Allah'a hamd ve şükür ederek ve Allah'ın selamıyla sizleri selamlayarak başlamak istiyorum. Yine sözlerime başlamadan önce Genel Başkanımızın Sayın Olcay Kılavuz Bey'in sizlere olan selamını iletmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücüler olarak bizler bu milletin, bu devletin varlığı ve bekası için kendimizi ortaya koymuş insanlarız. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan bir takım senaryolar, bir takım oyunlar, bir takım kumpaslar yine ülkücü camiayı sokaklara dökmek, ülkücü camia üzerinden bir takım hesaplar yapmak üzerine kurulmuştur. Bunun sebebi yürütülen ihanet sürecinin karşısında duracak tek iradenin ülkücüler, Türk milliyetçileri olmasından kaynaklanıyor. Terör örgütüyle, PKK'yla, bölücü başıyla yapılan anlaşmalar, verilen tavizler maalesef ülkemizi bölünmenin, parçalanmanın eşiğine getirmiştir. Bölücüler, hainler hiçbir dönemde sahip olmadıkları imkanlara kavuşturulmuşlar. Bunun karşısında duran bu memleketin öz evlatları, öz sahipleri, Türkler, Türk milliyetçileri ve ülkücüler ise neredeyse kendilerini ifade ettiklerinde ırkçılıkla suçlanır bir hale gelmiştir. Durum bundan ibaretken bu odakların tek korkusu ülkücüler olduğundan doğal olarak ülkücüler üzerinden de bir takım hesaplar yapılmakta. Bu hesaplar ülkücülerin sokağa dökülmesi, bir takım kavgaların, kargaşanın tarafı haline getirilmesi. Bunun en belirgin örneğini İzmir'de Fırat Çakıroğlu kardeşimizin şehit olması olayında yaşıyoruz. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde teşkilatlarımız üzerinde oynanan oyunların kimler tarafından kontrol edildiği ve bilmediğimiz oyunların oynandığını takip ediyoruz, görüyoruz, bizzat kendimiz yaşıyoruz. Bunlar zaman zaman iktidarın eliyle, zaman zaman aramıza sızmış bir takım kimseler tarafından organize edilen işlerdir.
Temel hedefi ülkücüleri sokağa döküp bir kavga ve kargaşa ortamı yaratmak olan bu odakların ellerinde tuttukları, söyledikleri şey ise ülkücüler nerededir? Ülkücüler neden susuyor? Ülkücüler korkuyor mu? Gibi bir takım ifadelerle dava arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı galeyana getirmek, onları sokağa dökmek, onları bir çatışma ortamına sürüklemenin hesaplarını yapıyor. Bizim bütün bunlara karşı uyanık olmamız lazım. Bütün bunlara karşı tedbirli olmamız lazım. Bizim bu ülkenin kaderini değiştirecek bir yolumuz, yöntemimiz varsa o da hep birlikte 7 Haziran'da fikrimizi, partimizi iktidara taşımak ve gerekli mücadeleyi orada vermektir. Genel başkanımızın ve liderimizin kesin talimatları da bu yöndedir. Yoksa ülkücüler ne 3-5 çapulcudan sinecek ne de korkacak insanlar değildirler. Ülkücüler yola çıktıklarında zaten kefenlerini giyip çıkmışlardır. Kimse bizim vatan, millet, bayrak sevgimizi ölçmeye, tartmaya kalkışmasın. Ülkücülerin sabrı bu memleketin selametini korumak yüzündendir. Yoksa ülkücüler son sözünü söyledikleri takdirde bunun karşısında Türkiye'de hiçbir gücün durmayacağını, duramayacağını herkes çok iyi bilmeli. Ülkü ocakları olarak biz gençlerimize bu yönde telkinlerde bulunmalıyız. Gönüldaşlarımızı bu yönde eğitmeliyiz. Bu fikri aşılamalıyız. Bunun dışında bizim aramıza sızmış bir takım kimselerin bizleri galeyana getirmeye çalışmalarına itibar etmemeliyiz. Onların bizi çekmek istediği tuzağa düşmemeli. Ben sözlerimi çok fazla uzatmadan bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen başta dilim Ülkü Ocakları Başkanımız Mehmet Uçkaç kardeşimize teşekkür ederek ve burayı varlıklarıyla şereflendiren tüm gönüldaşlarımızı saygıyla selamlayarak gecemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İşte bu bedeli ülkücülere terk edecek olan Aydın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Cem Akkuda konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu arz ediyorum. Buyurun Cem Başkanım. Sayın İl Ocak Başkanı, Sayın İlçe Başkanları, Sayın Milletvekili aday adayı arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler, Ülkücü Hareketi'nin Yılmaz Bekçileri, çok kıymetli boşluklar, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cümleten selam olsun. Değerli arkadaşlarım, az önce çok duygulandım. Çok gerilere doğru gittik. Didim'in benim neslimde çok ayrı bir yeri vardır. 24 Aralık
1995 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Aydın'da bir milletvekili çıkardığında 42.009 oy almıştı. Bu 9 oy bu dilimden gelmişti. Allah bin kere razı olsun sana. Bu vesileyle o günlerden biri yanımızda olan Hikmet Göktepe'yi, Ahmet Öztürk'ü, Buldanlı Avni Baba'yı unutmak mümkün müdür? Onlarla beraber bu öyle bir temel atılmış ki bugün 30 Mart seçimlerinde bugünün ilçe başkanı Sayın Levent Başkanım'la belediyeyi az bir farkla kaybettik. Demek ki inandıktan sonra başarmamak için hiçbir neden yok. Değerli arkadaşlar, çok kıymetli misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu birlik ve beraberliği, bu görüntüsü mutlak surette bir bazılarına, bazı siyasi partilere ürkütecektir. Ürkeceklerdir. Bırakın ürksünler. Ama 7 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki bu bayrak döndüre çıkacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli dava arkadaşlarım, 7 Haziran seçimleri çok önemli. Belki de Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi son seçim de olabilir. 1-4-50 tarihinden bu yana çok partili sisteme geçmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ama 7 Haziran'ın önemini, 7 Haziran'ın bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü sarsmak için başkanlık sistemi veyahut da eyalet sistemi gibi bir takım sistemlerde oynamaya çalışan, bunları bir masal gibi anlatan kuşatılmış basınla beraber tüm arkadaşlarımıza gidip teker teker 7 Haziran'ın önemini anlatmak mecburiyetindeyiz. Biz bu hususta kongrede bir söz verdik. İlçelerimize geldiğimiz zaman da aynı sözü verdik. İlçelerimizin emrinde olan bir il teşkilatıyız. Çok gece yolu geldim ben dediğimde koştuk, uğraştık. Sabaha karşı Aydın'a döndük. Hiçbir zaman ne düşündük ne de yorgunuz dedik. Ama buradaki heyecanı, buradaki genç kardeşlerimin, teşkilat mensubu arkadaşlarımın gözlerindeki ışık bizim ne yorgunluğumuzdur ne de daha başka bir sıkıntımızdır. Bunu tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım böyle bilsin. Kıymetli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket çok büyük bayrağından geçti. Mensup olduğunuz parti 46 yıllık bir siyasi gelenekten geliyor. Bakın, Türk siyasetini inceleyin. 46 yıl siyaset sahnesinde kalmış bir siyasi parti var mıdır? Ama Milliyetçi Hareket sıkıntılara uğramış. Bir takım haksız eleştirilere maruz kalmış. İthamlara kalmış. Ama 80 öncesinde rahmetli başbuğumun ben bu ülkede komünizmin çizmelerini çiğnetmem deyip 5000 tane gencimiz Fidan Bahçesi'ne, Gül Bahçesi'ne gider gibi toprağın altına gittiyse biz yine varız, yine varız. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrak inmez, ezan susmaz, vatan bölünmez diyorsak bugün o günlere doğru gelmişiz. Mensup olduğunuz siyasi partinin güzelliklerini, mensup olduğunuz siyasi partinin geçmişteki sıkıntılarını
Çok iyi bildin değerli arkadaşlar. Herkese soruyorum buradan. Milliyetçi Hareket Partisi gibi şehidi olan, gazisi olan, özgürlük belirleyen bir başka siyasi parti var mı? Hayır. Onun için görevimizin, mesuliyetimizin ne kadar zor olduğunu ama biz her türlü zorluğu aşacak inanç ve bilgiye, inanç ve kudrete sahip olduğumuzu gözlerimizdeki ışıktan herkese anlatalım. Bizler elektrik alanlar, bizi inananlar mahcup duruma düşmesin. Onun için buradan çok fazla da konuşmak istemiyorum. Ama 21 Mart'ta yani büyük kurultayımızın çok ihtişamlı geçmesi için biz il teşkilatı olarak buradan ilan ediyorum. Didim'den kim gelmek istiyorsa gelin, söyleyin, gelmek isteyenler arabada hazır, o havayı, o teneffüsü kongredeki oksijeni aldığı zaman zaten Didim'e geldiğinde yer yerinden oynayacak. Onun için çok ihtişamlı bir genel kurulu yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu gecenin birlik ve beraberlik olmasını, birlik ve beraberlik adında tertip eden Didim Ocak Başkanımıza şahsım ve teşkilatım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Neyi yaptınız da böyle bir gece tertip ettiniz? Bakın, kongre öncesinde de Sayın İlçe Başkanım'a söylemiştim. İlk konuşmamı Didim'de yapacağım dedim. Bu gecede kısmet olduğu için ayrıca Ocak Başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir gece tertip ettiğiniz için. Tabii 15 gün önce bir üzüntü yaşadık. Fırat Çakıroğlu kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum. Ülkücü camiaya da bu son şehitimiz olsun diye Rabbimden dua ediyorum. Değerli arkadaşlarım, birlik ve beraberlik gecesine şu basının önünde de bir gösterelim. Ben sahneye Sayın İl Ocak Başkanım başta olmak üzere ilçe başkanlarım burada bulunan ilçe başkanlarım olmak üzere milletvekili aday adayı arkadaşlarım da sahneye davet ediyorum. Şu basın önünde hep beraber bir fotoğraf verelim. Evet, bu fotoğraf güçlü bir alkış hak ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Değerli arkadaşlar, hatırlayan güzelse hatırlanan da güzeldi. Gül bahçesine giren ya gül kokar ya da gül olur. Yaradanın affına, Resulünün şefaatine mazhar olmanız dileğiyle. Gecemiz aydın olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun.
İncirlova Belediye Başkanımız Kürşat Kale'ye güçlü bir alkış ikram ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Mehmet Başkanım, yüreğinize, emeğinize sağlık. Dilindeki genç bozkurtlara kuvvetli bir alkış rica ediyorum. İyi ki varsınız. Kırk yıldır ülkücü olmakla gurur duyuyorum. Bu gece gerçekten sizden önce gençlerle bir toplantı yaptım. Böyle genç kardeşlerimize itihar ettim. Nezih, hoşgörü sahibi, bilgili, kültürlü, ülkücü duruşa sahip gençlerimiz. Merhum Galip Erdem der ki, ülkücü olmak kolay, ülkücü kalmak zordur. Ben özellikle il başkanı başta olmak üzere başkanlarıma bir ışık vermek istiyorum. Şimdi sahneye çıkacak olan sevgili Uğur kardeşimin muhteşem bir ses tonu var. Uğur'un biraz ses eğitimine ihtiyacı var. Eminim bundan sonra ülke ocakları gecelerini biz yaşlılardan alır, gençler yürütürler. Muhteşem bir ses tonu var. İşte Anıl Ankaralı'nın fon müziği eşliğinde sevgili Uğur Kara kardeşim sizlere Şehit ile Hasbihal diye bir şiir arz edecekler. Buyurun kardeşim. Buyurun kardeşim. Dardan usta bir tümseğe varınca devrendi, dur, yavaşla dedi. Eğildim, kim o diye sorunca Erzurum'un inden bir garaj dedi. Üstü çimen çimen, topraktı cismi. Sördüm öğrendim ki Mehmet'miş ismi. Yaşı kim dedim, Hüseyin mi, İdris mi? O da Erzincan ilinden bir adaş dedi. Sesi dinledim ya, perde perde. Bir arkadaş parçalandı durduğun yerde. Şu kolları bak gövdesi ta nerede? Bu da gövdeden kopan baş dedi. Eh dedim, kara gün varmış kaderde. Kimleri bırakıp da geldin bu derde? Dördük bir bacı ile kırklık bir ana, bir de dardane kaş, kalem, göz dedi. Dedim, nedir aldığın son emir? Vakur ve azimli bir ses ile ateş dedi. Gel şairin sesidir. Ben başta ilçe ocak başkanım olmak üzere il ocak başkanından bir istirhamım olacak. Hiç programın dışına çıkmadım. Ülkücülük, Bahadir Ergez'e diyor ki ülkücülük eşittir ATV falan. Abdurrahman Başkanım burada mı? Göremedim. Burada oturuyordu, çıktı. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun inşallah. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım, ben de sizi gibi doktor öğrencisi. Ama öğretim görevlisi diye bir patron ülkemiz. Ama bilimsel çalışmalarda bizler de varız. Yani ülke hocalarından Allah razı olsun. Hocalardaki büyüklerimizden, reislerimizden, başkanlarımızdan bizi hep okumaya teşvik ettiler. Yani bazı aileler çocuklarını hocalara gönderirken tereddüt edebilirler. Ama ben de gittim. Ben 96 yılında orta birinci sınıfım, 6. sınıf şimdi. O zaman gittim. Üniversite sınavını kazandırdılar, çalıştırdılar. Üniversiteyi okudum, devamsızlık yapmamı bitirdiler. Üniversiteyi bitirdim. Yine Ocak'taki büyüklerin başlarına yüksek lisans yapmam gerekiyor dediler. Yüksek lisans yaptım. Şu dili ne zaman geçeceksin? Doktora yapmam gerekiyor dediler. Doktora yaptım. Allah razı olsun. Ailemizden çok bizle ilgilendirilir. Hepsine Allah razı olsun. Şimdi anlatacağım bu arada yine üniversitede yüksek lisans yaparken bir gün
bulunduğum şehrin ispatı projelerine uğradım. O sırada Ocak'ta gelen bir temsil var. Üniversite öğrencileri başkanlarının gözetiminde. Ocak baştan sonra temizliyorlar. Kimin perde söylüyor, kimin cam siliyor, kimin masa siliyor. O sırada hoş geldin dediler, hoş bulduk dedim. Bir dakika dedi, hemen bir genci çağırdı, gel buraya dedi. O genç hemen geldi, buyur başkanım, buyur reisim dedi. Ben sana bir görev verdim, bakıyorum ki dedi, işine eksik yapmışsın dedi. Nasıl başkanım dedi, o masayı düzgün silmemişsin dedi. Bak buradan gözüküyor tozları. Peki başkanım dedi, hemen gitti, tekrar bezeyini aldı ve o yarım yamak sildiği masayı temizledi. Ve bana döndü dedi ki, kim bu biliyor musun dedi. Kim dedi? Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin özveriz yeğenim dedi. Ben de hayret ettim. Dedim ki ben Devlet Bahçeli'nin liderimizin, genel başkanımızın yeğeni olacağım. Sen de kalkıp bana o masayı bir daha sil diyeceksin öyle dedi. Vallahi öyle yeğen dedi. Helal olsun. Allah razı olsun. Geçtiğimiz günlerde acı kaybımız, ürkücü şehidimiz Fırat Çakıroğlu, hem onun aslına hem de aldığımız tepkilere, bu tür vakalara yazmış olduğumuz bir şarkı var. Dilimizi dönmeyince söylemeye çalışacağız. Yalnız şarkı yanlış anlaşılmasın. Eğer şu anda dedim ya doktor öğrencisi, eğer ki bu vatanın bölünmez bütünlüğüne artık iyice emin olursak ve şey gelirse artık ne derler, o durum gelirse her şeyi bırakacağıma ve cephede olacağıma an içerim yemin ederim. Ya Mustafa, ya Mahpus, ya Mustafa, ya Mahpus, ya Mustafa, ya Mahpus, bu ömrümün baharı. Ya Musalla, ya Mahpus, bu ömrümün durağı. Ömrümüzü kırdın mı?
Cihan Şumul Devlet Osmanlı Arması